ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Tanrı Avram'a toprağından, doğduğun yerden ve babanın evinden sana göstereceğim diyara git dedi. Reşi Tanrı'nın Avram'ı bir bilinmez toprağa doğru yolladığını ve gideceği yeri belirtmediğini, bunun amacının da Avram'ın ödülünü yükseltmek olduğunu öğretir. Tanrı Avram'ın göçünü vurgularken terk ettiği yerin toprağa, doğduğu yer ve baba evi olduğunu belirtir. Avram'ın terk ettiklerinin önemini ve değerini göstermeyi amaçlar. Burada vurgulanmak istenen Avram'ın sadece Tanrı emrini yerine getirmek için nelere sırt çevirdiğini gösterebilmektir. Pirkei Avot'ta belirtildiği gibi zahmet ne kadar büyükse ödül de o kadar büyüktür. Reşi, Tanrı'nın benzer davranışı Akedat Yitzhak olayında da gösterdiğini belirtir. Oğlunu, tek oğlunu ve sevdiğin oğlunu Yitzhak'ı al. Buradaki amaç Avram'ın Yitzhak'a olan sevgisinin büyüklüğünü göstermek ve Avram'ın geçtiği deneminin büyüklüğünü vurgulayabilmektir. Rabbi Hanoch Leibovitz, Midrash Yalkut Shimoni Vayera'dan bir alıntı yapar. Avram, Yitzhak'ı kurban edilmek üzere Mizbe'ye bağladığında inanılmaz derin bir duyguyla ağlar. Her ne kadar Avram o sabah erkenden kalkıp Tanrı'nın emrini sevgi ve neşeyle yerine getirmek için yola çıktıysa da çok sevdiği oğlunu kaybedecek olmasının üzüntüsü onun ağlamasına neden olmuştur. Bu da son derece doğaldır. Bilgeler burada bir soru sorar. Kendini kontrol konusunda son derece güçlü olan Avram, böyle bir durumda neden kendi kendini kontrol edebilmek için gayret göstermemiştir? Rosh Hashanah Bayramı'nda okuduğumuz Et Share Ratzon adlı olağanüstü duygusal manzumede Ayin ve Marbocha ve Lev Sameach, gözler acı acı ağlarken kalpleri sevinç içindeydi ifadesi kullanılır. Bilge bu soruyu Hidushi Alev adlı kitabının Bereşit bölümünde şöyle yanıtlar. Tanrı bizim duygularımızı maskelememizi veya yok etmemizi asla istemez. Tanrı onun emrini yerine getirebilmek için duygularımızı kontrol altında tutmamızı ister. Manzumede de belirtildiği gibi o anki son derece duygusal ortamda Avraham ve Yitzhak da etkilenmiş ve gözlerinden doğal olarak yaşlar boşanmıştır. Ancak kalpleri Tanrı emrini yerine getirmekten dolayı sevinçle doludur. Rabbi Doktor Avraham Tversky'nin büyük babası olan Rabbi Motole'nin çok değerli el yazmalarının bulunduğu bir kitaplığı vardır. Bu kitaplık bir yangında yanınca Rabbi çok derin bir elem içine girer. Sonrasında Rabbi Hasidimlere gider ve şöyle konuşur. Talmud Berakot 54 Alef'te iyi şeyler olduğu kadar başımıza gelen olumsuz şeyler için de Tanrı'ya beraha söylememiz gerektiği yazılıdır. O sıkıntıyla size gelseydim, bana bunun için lehayim ile kadeh kaldırmanız gerektiğini söyleyecektiniz. Şimdi bunu yapmanın zamanıdır. Bunun üzerine Hasidik Rabilerden biri ona sorar. Madem öyle neden bu kadar büyük bir elem içindesin? Rabbi bu soruyu şöyle yanıtlar. İnsanın başına olumsuz bir şey geldiği zaman bunu hissetmesi ve doğal olarak üzülmesi gerekir. Çünkü Tanrı normal bir şekilde duygularımızı yaşamamızı ister. Bir süre sonra kişi bu olayın da Tanrı'dan geldiği inancı ile bunu bilmeli ve her şeyi Tanrı'ya inancını daha da kuvvetlendirmelidir. Doktor Tversky, duygularımızı baskı altına alıp olumsuz olaylar karşısında kendimizi tepki vermemeye zorladığımızda bu zorlamanın bütün duygularımızı etkilediğini ve zamanla sevinçli şeyler yaşadığımızda da tepkisiz kaldığımızı öğretir. Rabbi İsrail Salanter, kişinin kibir ve boş gurur gibi davranışlarının tamamen söküp çıkartılmasını, duygusallık gibi bazı davranışlarının da elimine edilmeden doğru bir şekilde yönlendirilmesinin gerektiğini savunmaktadır.
Büyük sadiklerin yaşamlarını okuyup öğrendiğimizde bazıları asla onlar gibi olamayacağımızı, çünkü onların melekler kadar yüksek ruhani seviyeleri olduğunu iddia ederler. Tabii ki sadikler ruhani açıdan çok yüksektedirler, ancak insancıl özelliklerini asla kaybetmemişlerdir. Tanrı Abraham'ın İshak'a olan sevgisinin büyüklüğünün farkındadır ve onun orada ağlamasını son derece doğal karşılamıştır. Fakat kalplerin derinliğini bilen Tanrı, onun kalbinin Tanrı emrini yerine getirmek için sevinçle dolu olduğunu da bilmektedir. Benzer şekilde Abraham yerinden yurdundan ayrılırken elbette ki üzüntülü anlar yaşamıştır. Bir kişinin hayatının 75 yılını geçirdiği yerden bir anda kopması zaten mümkün değildir. Ancak Abraham esas olanın Tanrı emrini yerine getirmek olduğunun da bilincindedir. Bunun için de evini terk ederken tereddüt yaşamamıştır. Tanrı aslında bizim duygularımızı yok etmemizi istemez. Onun isteği duygularımızın bizi değil, bizim duygularımızı doğru yönde yönetebilmemizdir. Sadıklar bunun en güzel örneklerini Tora'da ve Yahudi yaşamında vermektedirler. Onlardan öğreneceğimiz çok fazla şeyin olduğu da açık bir gerçektir. Şabbat Şalom.